Bir araya gelerek bir şeyi kutlama veya telin etme, protesto etme, muhalefet etme geleneği çok kadim bir insanlık geleneği. Ana noktasında da şu var. Sevinçler paylaştıkça büyür, dertler paylaştıkça küçülür. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir kültürden ifana programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Değerli dostlar, tarihimizde, mazimizde bize yön veren, bizi şekillendiren, bizi biz yapan kültürlere, kavramlara, kelimelere, kültür ve irfan gözüyle bakmaya devam ediyoruz. Birkaç haftadır ideal bir şehir nasıl olmalı, ideal bir ev nasıl olmalı konularına değinmiştik. Bu programda da ideal şehir anlayışımıza belki devam etmiş olacağız. Her zamanki gibi kıymetli Abdurrahman Topbaş Beyefendi huzurlarımızda. Hoş geldiniz, sefalar Hoş Hoş bulduk, sefa bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'a şükür sizler iyisiniz. Evet. Hamdolsun bizler deyiz. İdeal şehir, ideal toplum, ideal insan anlayışına belki oraya doğru gidiyoruz ama geçen haftalarda bir büyük aile yürüyüşü yapıldı. Hı hı. Bu anlamda birçok insan aslında evlerinden çıkarak, apartmanlarından çıkarak belki de sosyal medyanın bir belki faydası bu. Ee, sokaklarından çıkarak tek bir meydanda toplandılar. Ee, Saraçhane'de bir büyük bir kalabalık toplandı ve dertleri aile olan insanlar bir araya gelmiş oldu. Aile mühim, aile önemli. Ailenin yaşadığı aslında yerler de önemli diyerek biz ideal bir mekana doğru, ideal mekanda da işte apartmanlar, ondan sonra sokak, ee, en son camide kalmıştık. İşte sokakta bir cami olmalı demiştik ve caminin kapanmaması gerektiğini söylemiştiniz. Çünkü camilerin ortak alan olduğunu söylemiştiniz. Şimdi insanlar camilerden ziyade artık meydanlarda toplanıyor. Dert aynı olduğu için meydanlarda dile getiriyorlar dertlerini. Siz de o yürüyüşteydiniz. Ee, nasıl buldunuz? Belki bir meydanı değerlendirin isterseniz. Fatih Sarayhan'ı bir de kalabalığı değerlendirin. Şimdi meydan da şehir hayatının en önemli coğrafi olarak noktalarından bir tanesi. Demin cami yerine meydanlar toplanıyor dedin de onu tavsiye edelim. Hı hı. Camide ile toplanmama maksadı, ayrı meydanlar toplanmama maksadı ayrı. Hı hı. İnsanlık tarihi boyunca insanlar bir araya gelerek bir şeyi kutlama hı hı. veya telin etme, protesto etme, muhalefet etme hı hı. geleneği çok kadim bir insanlık geleneği. Ana noktasında da şu var. Sevinçler paylaştıkça büyür, dertler paylaştıkça küçülür, azalır. Küçülür. Evet. Yani buradan ortaya çıkıyor. Protestan da hı hı. bir şeyi kınamak, terin etmek de öyle. Ee, üzülüyorsunuz, sinirleniyorsunuz ve meydana çıkıp bağırıyorsunuz. Yani bir tepkinizi ortaya koyuyorsunuz. Hı hı. Ve o tepki esasında bir miktar dinginleştiriyor. Hı hı. Çünkü o tepkinizin duyulduğunu, birileri tarafından duyulduğu hissi hı hı. önemli bir his. Evet. Yani ee, i̇nsanlar içerisinde. Peki bu olmasa ne olur? İşte bu olmasa herkes kendi derdini kendince anlatmaya çalışırlar. Çalışırlar. Evet. O günkü ruh haline göre bir takım tablolar görürüz. Hı hı. Belki bu tablolardan da o tabloya neden olan da bir süre sonra ya ben bunu nasıl yaptım evet. diyecek. Evet. Peki burada meydanda toplanan kalabalık ses de çıkaramadı. Aslında bir kültürümüz var ya bizim bağırma çağırma kültüründe bir sessiz yürüyüş oldu. Şimdi baktığınızda işte Saraçhane Meydanı. Meydana çıkan yüz binlerce insan hiç ses çıkarmadan kimseye laf söz etmeden Beyazıt Meydanı'nda ikinci bir meydanda toplandılar ve bir basın açıklaması yapıldı. Şimdi orada evet. arzı endam kavramı evet. üzerinden gidelim. Güzel. Orada bir seda yerine hı hı. endam Evet ortaya çıkıyor. Yani sesinizi Seda'nızın yükseltmek yerine hı hı. var olmak hı hı. ve karşı olduğunuzu var olarak belirtmek hı hı. üzere bir kurgu vardı orada ve hı hı. o kurgu çerçevesinde insanlar yürüdüler. Çünkü bu işin güzel tarafı da şu. Bir şeye kızan toplumun ne diyeceğini bazen kestiremiyorsunuz. Kestiremediğinizde de Kontrol edemiyorsunuz. incitici evet. laf da çıkıyor ağzınızdan. İşte bizim evet. geleneğimiz ne diyor? Söz ola kese savaşı. Söz ola kestire edin. başı. Şimdi yağ ile bal ide avlu aşı. Ne demek? Avul zehir demek. Evet. Burada yani zehirli bir aşı bile ee, güzel söz hı hı. doğru bir kelam. Hı hı. Bir lezzetli bir şeymiş gibi algılatır, hı hı. yedirir. Hı hı. Yani sözün tesirini evet. burada evet. E, anlatıyor. Hı. Onun için tabi e, tabii gerçi bizim tasavvuf geleneğimiz killeti kelam, killeti menem, killeti taam diye yani az demek, az uyumak, az konuşmak hı hı. gibi bir prensip var mesela bu da e, hata katsayınızı azaltıyor. Azaltır. Evet. Güzel. Yani bu da hata katsayınız azaltıyor, insanı kalitesini Hı -hı. arttırıyor. Hı -hı. Efendim söyleyeyim. Yani bu yürüyüş böyle bir önem arz ediyor. Tabi e, bu muhalefet edilen kavram çok eski bir düşünce evet. kavram Hı -hı. ve olgusu tabi. Evet. Sadece bir mefhum, bir Hı -hı. düşünce felsefi akımın ötesinde olgu meselesi var. Hı -hı. Bu olgunun aileyi sarsma Hı -hı. E, meselesi var de bu sosyal medya üzerinden çok fazla gündeme yatıp pompalanıyor maalesef. Pompalanıyor. Evet. İnsanlığın bir realitesi. Hı -hı. Bir insanlığın bir sıkıntılı alanı hı -hı. bu. Buralarda tabi tavrı doğru koymak lazım. Hı hı. Fikrinle yani bu fikre katılmayanlar var. Veya bu karşı fikri destekleyenler var. Tabii ki olacaktır. Hı -hı. Sonuçta kim teorilerini, hı -hı. fikirlerini, kavramlarını doğru bir şekilde kullanır ve anlatırsa Hı. O kazanır. Evet. Yani burada bir Güzel. serbest alan var. Er meydanı diyorlar ya bu hı hı. Bir, İşte orada bu er, bir... eriliğe karşı çıkıyorlar zaten de er meydanı tabiri biraz onlara <laughs> şey gelir karşı gelir. <gülüyor> <gülüyor> burada yani aslında toplumumuzun kültürümüzün bizim bizim kültürümüz aslında e, hani Orta Asya'dan gelme kültür biraz da erilli ön plana çıkarılmış bir kültür olduğu için belki bir nebze Avrupa'yı bir kültürde de tam tersi olduğu için ne yapalım birleştirelim toplumun yapısını bozalım anlayışı var. Diye e sen de çok katılmıyorum. Katılmıyor musunuz? Tabii. Şöyle <laughs> kadın erkek ilişkisinde Avrupa kıta Avrupa hmm. daha sorunlu. Daha sorunlu olduğu için kadına şiddet meselesi batıda kurgulandı. Çünkü Ama gerçekten bizde şiddet... daha çokmuş gibi... E, hayır, hayır, evet. hayır, kesinlikle. Hmm. Hatta daha eski de bir takım böyle şifacı vesaire gibi hmm. kadınları yakıyorlar. Hmm. Bunlar kötü ruhçu, cinci falan diye böyle bayağı bildiğin yakıyorlar hmm. yani hmm. bu kadar ağır bir şey var. Daha geriye gidelim, eski Yunan'a. Hmm. Eski Yunan'da kadın çalışmak ve doğurmak için var. Aşkın muhatabı erkeğe erkek o zamanki sapıklığın kaynağında da o var. Ha dünyanın her tarafındaki insanlarda bir takım sapkınlıklar hmm. olmuş ama yayılmamış kendisel kalmış. kalmış ancak Bize bir propaganda etabı tutulmuş Batı'da tabi bir de alkol evet. tüketiminin yüksekliği Önemli. de evet. yani bu kadına şiddet bugün çok gündeme getirmiyorlar ama istatistik yüzde yetmiş kadına şiddette alkollülük oranı yüzde yetmiş bak ne kadar müthiş bir oran yani kadına şiddet uygulayanların yüzde yetmişi alkollü diyorsunuz. alkollü bey evet. alkol kullanıyor evet. yani o şu manada sürekli alkol kullanıyor adam hmm. bir kere gitmiş içmiş manasında değil evet. Yani alkolle bir teşhiki mesaisi var adamın. Evet. İşte Batı'da sürekli şiddet. Evet. Var ve bu sürekli şiddete karşı böyle bir şey gelişiyor. Evet. Ee, peki niye sürekli şiddet var? Alkolle, alkolden dolayı. Alkol etkisi evet. var burada bir kere. Bağımlılıklar. Evet. İkincisi kadının çalışma hayatına sanayi çalışması çok erken başlaması. Evet. Yani son 30 yılı çıkartalım. Evet. 30-40 yılı çıkartalım. Ev kadınlığı bayağı zor bir işti. Bak son 30-40 yıl yani teknolojiyi çıkartalım, hı hı. merdaneli yıkaması veya elde yıkamasından tut çocukların bakımı, çocuk bezi diye bir şey yoktu. Hı hı. Çok zenginler alabildi ancak. Evet. Yani önemli bir şeydi ve çocuğun eğitilme meselesi, eğitim ve öğretim kısmı. Bu hep anneye hani yuvayı dişi kuşuyor ama hı hı. öyle bir mantık gelişti ki sanki bunları yapmak, kadınlar, cüzül kadınlar esasında çok önemli bir işler yapar kariyer yapar vesaire tabi yapabilen olur. Yani zengin bir kadındır, çalışanları vardır hı hı. vesaire gibi bir takım bazı imkanları vardır. Hı hı. O kadın kocasının veya babasının işiyle de ilgilenebilir. Dinin ilk öğretilmesi de evde. Hı. Yani ilk dini telkinler, evet. ahlaki telkinler de evde veriliyor yani gelecekte dayak atmayan bir çocuk ıı, koca aslında evdeyken küçükken yetişiyor. Öyle. Annesinin dizin dibinde dayak atmamayı ya veya şöyle sabrettiği... bir şey, şöyle bir şey evet. var zaten. Evet. Bugün geldi nokta itibariyle iletişimin bu kadar ilerlediği bir yerde bu tip sertliğin ki şu an tersi dönmeye de başladı. E, tabii. Evet. Ne demek istedim? Evet. Erkeğe şiddet gösteren kadınlar. Evet. Yani şu an erkeğe şiddet gösteren yani kadınlar da başladı. Onun için bu kavramı şiddetin şiddet kendisine, Evet değerlendirmek evet. lazım. Sadece kadına değil, sadece hayvana değil, sadece şuna değil Ana. buna değil şiddetin kendisinin kötü olduğu bilincini oluşturmak gerekiyor. Veya Çok çocukların ebeveynlere uyguladıkları tabii, var. Tabii, tabii, yani tabii. Hep biz evet. mesela ebeveynin çocuklara uyguladığını konuşuruz ama bugün gelinen noktada mesela o camide alkol marka bir Evet, Hikaye evet çıktı evet. ya. Hı -hı. Ailem çok geldi tepki olarak yaptım diyor. Evet. Bu o kadar yaygın ki şu an. Evet. Hani bir önceki programda söylemiştik ya. Hı -hı. Ailesi neyse çok sekülerse tam tersi Adam yani. çok dindarlaşıyor veya dindarmış gibi gösteriyor aileyi çıldırtmak için veya milliyetçi bir aile ise çocuk tam gidiyor tam tersi Hı -hı. bir fikri onlara söylüyor ki onlara zulmetmek adına evet. acı intikam almak ve kendi kendine bir Farklı bir ruh haline giriyor. Bunlar tabii şehir hayatında, ise geleceğimiz nokta. Bunlar şehir hayatında daha kolay tedavi edilebilir ve edilmesi gereken alanlar. Mesela bir kırsalda bu tip sorunlar çok daha zor yönetilir. Zor çözülür. Kendi içinde de hal olur belki bir anlamda. Veya örtülür, üstü örtülür. Üstü örtülür ama Evet. O travma kalır. Devam eder tabii. Travma devam eder ama şehirde bu bu, bu iş travmaya oluşmadan hı hı, çözülebilir. E, Çözülebilir. Hı hı. Yani o açıdan birbirlerini anlamak saygı. Saygı çok önemli. Şehir hayatı size saygıyı çok öğretiyor. Peki bunu tersi bir şey sorsam. Şimdi kırsalda mesela köyün camisinde kimse içki içmez Veya diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de yakmaz. Veya diyelim ki kutsala da hakaret etmez. E, daha çok şehirleşmenin en modernleşmenin modern diye hava atılan yerlerde böyle şeyler çıkıyor. Yani insanlar karşı tarafın saygı duyduğu şeyler neden bu kadar çok? Şöyle bir şey bence o köyden şehre geçiş. Geçen hmm, programda yaptık ya tabii hmm. köyden şehre geçişte bu mesele ortaya çıkıyor. Çünkü şehirde fikirler tartışır. Evet. Ha, Şehirde şiddet yok mudur? İşte halk isyanları şunda hep bunlar şehirlerde olmuş. Hı hı. Dünyayı değiştiren büyük hareketler şehirlerde de çok olmuştur. Ama o fikir mayalanır. Hı hı. yayılır, güçlenir. Ondan sonra bir sokak hareketine, bir halk hareketine hı. dönüşebilir ama önce bir fikri olgunluk oluşur. Evet. Şimdi bu fikri olgunluk meselesi. Bizim dini geleneğimize baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü vesselam aynı şeyi Mekke'de yapıyor. Hı hı. 13 yıl fikri bir mücadele veriyor ana noktada. Evet. Ve e, basınç, taciz, sertlik karşı taraftan geliyor. Evet. Niye? Fikire yeniliyorlar. Bir de esas büyük devrimcilik, büyük bir inkılap olarak bakılan hı hı. nokta egemenler sınıfı var. Egemenler sınıfından esasında Hazreti Peygamber egemen sınıfından Haşimoğulları. Evet. Bir önceki veya iki önceki liderin torunu. Hı hı çıkıyor. O egemenlerin zulmettiği garibanları topluyor hı hı. ve o garibanlarla birlikte egemenlere kafa tutuyor ve her geçen gün güçleniyor. Güçleniyor. Evet. İşte bu şehirde oluyor. Fikri kabul görüyor. Mekke. Evet. Mekke'nin bir adı da Umul Kuradır. Hı. Arapçada. Yani şehirlerin anası. Çünkü merkezi bir toplanma noktası olduğu için. Şehir köylü meselesinde bir de Mevlana'dan Örnek çok tartışmalı bir alan mesela bu evet. Moğol Mevlana ilişkisi hı. çok tartışmalı evet. bir alandır. O alana girmeyeceğim o sadece bir örnek vereceğim. Mevlana'ya işte bunlarla savaşmayı niye tavsiye etmiyorsun veya bu noktada niye pasif kalıyorsun fikrini söylemiyorsuna şöyle yaklaşıyor. Ya yani bunları diyor kılıçta yenmemiz çok zor diyor. Hı hı. Ama bunlar köylü diyor, bozkır adamı diyor. Hı. Bunları şehre çektiğimizde diyor bunlar hem Müslümanlaşır diyor hem medenileşir diyor. Medeni yok insanı olup, da savaşmaz diyor zaten evet. Yok olup gider diyor evet. yani toplum içerisinde yok olup gider diyor. Şimdi temel bakış açısı bu. Onun için fikre karşı duramazsınız. Evet. Yani sizin fikrinizde en az onun kadar güçlü değilse fikre karşı duram. Fikre, fikre karşı duramadığınızda da şiddete, şiddete başvurursunuz. Temel. Veya hakaret, hı hı. saygısızlık vesaire gibi. sizinle karşıt fikir de ola. Özellikle dini kavramlar üzerinden hı hı. bir karşıtlık varsa onu dinlersiniz ama Burada da bir hoşgörünün de bir ayarı var. Hı hı. Bu hoşgörüyü nerede tutacağız? Sana hakaret edene kadar. Belki senin kutsalığına evet. hakaret edene kadar. Evet. evet. Yani benzeşmek ayrı bir şey ama belli bir mesafeyi korumak ayrı bir şey. Onun için mesela Osmanlı, da bugün çok tartışılabilir bir şey ama hı hı. mesela belli miktar kiliseye müsaade etmiş. Ondan sonra mesela kilise yapımına müsaade etmemiş. Çünkü fikre karşı, yani Hristiyanlığa karşı hı hı. ama bir realite var, bir Hristiyanlar var. Benim Kendi toplum, Kendi benim vatandaşım. Da Hristiyanlar var, evet. Ama Hristiyanlığın da yayılmasını da istemiyorum. Hı hı. Ne yapmış? Kilise yapımını sınırlandırmış. Ama alt kilisenin çal başına gibi böyle bir sert bir tavır yok. Kendi azınlık kitlesini sahip çıkıp gücünü belli etmiş bir şekilde. Gücünü zayıfladığını hissettiği anda da onu kontrol etmeye çalışmış. Şimdi bu bize nasıl bir güç veriyor? Şu an medeni batıya karşı çıkıp diyebiliyorsun kardeşim. Sen İspanya'da içindeki Evet ve İtalya'da Güney İtalya'da yani Sicilya'da hı hı. Malta'da içindeki Müslümanları mabetleriyle birlikte yok ettin. Hı hı. Evet. Oysa ben, benim topraklarımdı. Yani Türklerin, Arapların, Farsların Müslüman olarak yaşadığı topraklarda kaç bin yıllık kiliseler var. Tabi. Ve bunların yaşamasına evet. müsaade ettim. Hatta Hazreti Ömer'in Kıyamet Kilisesi'ndeki tavrı. Evet. Ben diyor bu kiliseye namaz kılarsam diyor hı hı. bütün Müslümanlar kiliseye de namaz kılmaya başlayacak diyor. Evet. Onun için diyor ben diyor şu karşıdaki yerde namazımı yani başka bir yer gösteriyorlar. Hı hı. Zaten hemen karşı karşıya. Hz. Ömer ile Kıyamet Kilisesi Kudüs'te karşı karşıya. Hı hı. Burada ne yapıyor? Fikren sana karşıyım ama senin kutsalında yıkmıyorum diyor. Evet. Çünkü onun kutsalına saygı göstermezsen günün birinde senin kutsalına da saygı göstermez. Gayet güzel. Evet. E, o bakımdan e, programın sonuna geldik ama yani aslında en başta dönecek olursak o Saraçhane meydanında yapılan yürüyüşte kimsenin kutsalına hakaret etmeden sessizce sakince bir meydandan başka kendi bir meydana... Kendi iddianı yok. ortaya koyuyorsun. Evet. iddian güçlüyse zaten bağırmana çağırmana da gerek kalmıyor. Kendi iddianı koyuyorsun. Evet. Bu arada çok tartışılan bir konu. Ayasofya'nın kiliseden Camiye çevrilme meselesi. Evet. Ee, şimdi buralarda e, güç gösterisi dönemi başlamış o dönemde. Hı. Yani din mensupları hı. E, birbirlerine karşı bir güç gösterisinde bulunuyorlar. Ayasofya bir güç gösterisi olarak yani batıya karşı bir doğurmanın sahibi olma çünkü Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Doğu Roma'da imparatoru benim diyor. Sadece Türklerin ve Müslümanların evet. değil, Doğu Roma'nın da imparatoru benim diye bir meydan okuyor. E bir güç gösterisi olarak da Ayasofya'yı camiye, camiye çeviriyor. Camiye çeviriyor. Evet. Hemen Ayasofya'nın civarında bir sürü kilise var. Dokunmuyorlar. Evet. Ayasofya'ya dokun, Doğru. Ayasofya. Burada bir güç gösterisi Stratejik üzerinden tam Olayı oradan evet. okumak lazım diğer taraftan işte Fatih Sultan Mehmet ilgilenmeseydi yani daha doğrusu sahip çıkmasaydı olarak kalsaydı hı, hı. E, belki devlet ciddi manada ilgilenmeyecek duvarları çökecekti vesaire diye çok hı. teknik konular da var. Evet. O e, istinat duvarları var caminin dışına baktığında istinat duvar da artık blok gibi böyle hı, hı. onlar hep sonradan e, mimarsıdan ve birkaç mimar yapıyor onları. Hı hı. E, sonraki dönemlerde yani bugüne kadar yaşamasını Osmanlı sağladı diyorlar. Hı hı. O teknik bir alan ama baktığımızda böyle bir şey var. Güçle alakalı yine. Bir güç güç, gücü yönetmekle alakalı, sürdürmekle alakalı. alakalı bir güç gösterisi evet. şey var. Güç gösterisinin devamı olarak da karşıda Sultanahmet var. Doğru. Yani evet. benim medeniyetim de bak böyle kocaman bir şey yapabiliyor arkadaş diyor. İlla çevirmeme gerek yok yani. Yaparım He, da diyor. E, Doğru. Benim medeniyetim de diyor. Evet. Yoksa o gün o gün itibari mesela e, binaların 3 katlı, dört katlı maksimum olduğu, iki katlı olduğu bir günü hatırlayalım. Ayasofya'nın daha doğrusu mesela sadece minareleri ele aldığımızda devasa, yapalım. devasa bir şeyler. Bugünkü evet. o kuleler gibi, tavırlar gibi hı hı. o gün min minarelerin müthiş bir etkisi var. Batı'da da aynısı var ama. Mesela Moskova, e, efendim söyleyeyim, Köln, Paris, Belgrad, burada, evet. tabii, e, gibi tarihi şeylere gidin. Yani kiliseler de aynı şekilde evet ihtiyacın ötesinde bir şey var. Büyüklükte. Bir ihtişam. Evet. evet. Buna güç gösterisi bir ihtişam Bu da şeyle şeyle alakalı bir şey. Sonra bu köylülleşince ne oluyor? Yıkıyorlar hemen onu. Yok. Evet. Moğollar ee, yıkmışlar ya. Rekabete geliyor. Evet. Şimdi git Doğu Karadeniz'e. Benim minarem mi daha uzun? Senin minarem mi daha uzun diye. Tenasüp, uyum gitmiş. Evet. Kubbe, minare uyumu kubbe, cami ufacık. Minare uzun. Füze gibi minam, evet. minare, yapmış. Evet. Doğru. <laughs> yani o şehirdeki esaslı o... Rekabeti yanlış alanda yapıyorlar evet, aslında. Evet. Rekabeti yanlış alana Güzel. taşıyor. Çünkü fikri tarafı güçlü değil. Evet. Fikri tarafı güçlü olmayınca geometriye bakıyor. Oradan evet. diyor ki ula ha benim gidiyor daha uzun olsun diyor. O da şehre şiddet uyguluyor bir <laughs> anlamda bir anlamda. Evet eyvallah. Şehirlerin yapısı bozulmuş oluyor evet. bu anlamda. Çok teşekkürler. Biz Salar teşekkür adını, efendim. Ağzınıza sağlık. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Değerli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İrfan'a programının da burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.